Merhaba arkadaşlar. Bir takipçim mail atmış arkadaşlar. Excel'in şu üstteki temayı nasıl değiştirebiliriz? Hemen şöyle yapacağız. Önce şuradaki dosya menüsünden seçeneklere geliyorsunuz. Seçeneklere geldiğiniz zaman şu genel başlığında şurada ofiste oturum açılmazsa da her zaman bu değerleri kullan. Bu kutuyu işaretliyorsunuz. Sonra ofis temasını açıp aşağıda örneğin koyu renk. Bir de mesela şuradan elmaslar, geometri, ilkbahar gibi şu üstteki renk resimler için şöyle temanızı değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Beyaz dediğin zaman bu şekilde gelip buradan koyu griyi seçtiğiniz zaman bu şekilde temayı değiştirebilirsiniz. Bu hem Excel'i hem Word'ü hepsini bu etkiliyor arkadaşlar. Bakın Word'ü de açtığınız zaman aynı şekilde tema biraz gri. Tabii Office 2016'da 19'a daha farklı tema biçimleri var. Daha koyu şekilde. Evet, bunu da böyle yapıyorsunuz. Açmışken arkadaşlar şurayı bir şeyler daha anlatmak istiyorum. Burada gelişmiş menüsüne geldiğiniz zaman Enter'a bastıktan sonra geçiş mesela aşağı var. Örneğin siz uzun bir tabloda işlem yapacağız. Her yazıp Enter'a bastığınızda aşağı değil de sağa kaymasını istiyorsanız buradan sağı seçip ona göre yaparsınız. Otomatik ayıraç eklemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca şurada bir şey daha anlatmak istiyorum. İşinize yarayacağını düşündüğüm. Şu sayıda son çalışma kitabını göster. Bunun sayısını 5-10'a getirirseniz çok daha iyi olur da Excel'iniz daha hızlı açılır. Çünkü son açılan dosyaların da eklenmesi sıkıntılı olabilir. Şurada son kullanılan klasör sayısı buradan ayarlayabilirsiniz. Bu biraz performansını arttıracaktır. Burada ayrıca dosyadaki resimleri işte DPI'sini buradan ayarlayabilirsiniz. Neyse. Yani söylemek istediğim Enter'a bastığınız zaman hangi yönü kullanacağınızı buradan seçersiniz. Ayrıca biraz Excel'in açılışını hızlandırmak için şu an son çalışan kitap sayısını burada biraz kısıtlarsanız daha uygun olur sizin için. Bir de sayfa sekmesini nasıl kaldırabiliriz diye birisi sormuştu. Sayfa sekmelerini gösteri kaldırırsanız aşağıdaki sayfa isimleri de ekrandan kaybolur. Bu dersimizde bu böyle olsun. Burada neyi öğrendik? Tema değiştirmeyi öğrendik. Aşağıdaki sekme isimli sayfa sekmelerini kaldırmayı öğrendik. Eğer şuradaki harf ve rakamları da kaldırmak istiyorsanız yine aynı yerden gelişmişe geldiğiniz zaman şurada yazıyor arkadaşlar. Neredeydi? Dikey kaydırma çubuğu, yatay kaydırma çubuğu. Şu kaydırma çubuklarını kaldırabilirsiniz. Satır ve sütun başlıklarını kaldırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Tekrar getirmek istiyorsanız da yine gelişmişten satır sütun başlıklarını getirebilirsiniz. Sayfa sekme isimlerini de göster diyebilirsiniz. Temanızı da yine eski haline getirmek istiyorsanız şurada temayı açık gri veya koyu gri deyip biz niye beyazı seçelim. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.